2019-2020 adli yıl açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Bir bölümünü az önce Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışı vesilesiyle de olmak üzere çelenk sunarak gerçekleştirdik. Şimdi Bölge Adliye Mahkememizin açılışını yapıyoruz. Hepinizin bildiği gibi Bölge Adliye Mahkemesi bu dönem hizmet verecek. Daha önce Samsun'a bağlı olarak hizmet alıyordu vatandaşlarımız. Ama şimdi Trabzon'da bu istinaf dediğimiz Bölge Adliye Mahkemesi hizmetini alacak. Dolayısıyla Samsun'a gidip gelmeler hem zaman hem ekonomik yönden kayıplar da ortadan kalkacak. Öğleden sonra ise adliyede adli yıl kutlamasını Adalet Komisyonu Başkanımız, Başsavcımız ve avukatlar ve yine hakim ve savcıların katılımıyla birlikte adliyede gerçekleştireceğiz. Yeni adli yılımız yine sorunlarla birlikte açılıyor. Adalet hepimizin ortak hedefi, yargının bağımsız ve tarafsız olması, hukuk devleti, hukuki güvenirlik, adil yargılanma gibi ilkeler olmazsa olmazımız. Bunun yanında hakim savcı eksikliği, hakim savcılarının yaş ortalamalarının düşüklüğü, hukuk eğitiminin yetersiz olması, plansız, bilinçsiz hukuk fakültelerinin açılıyor olması, hukuk eğitimindeki kalitenin kötü olması nedeniyle avukatlık mesleğinde yaşanan sorunlar gibi birçok sorunlarla birlikte yeni yıla açmış bulunuyoruz. Ama yargı üç önemli erkten biridir. Yasama, yürütme ve yargı erki devletin temelini oluşturur. Bu erklerden yargı, yürütme ve yasamayı denetleyen, dengeyi sağlayan çok önemli bir mekanizma. O yüzden bir vatandaş devlete güven duyacaksa ancak bağımsız ve tarafsız ve adil olduğunu düşündüğü bir yargının sayesinde bu güveni duyacaktır. İşte bugün bize düşen görev, yargının üç kurucu unsuru olan savunma ve yargılama aşamasında bulunan hakim, savcı ve avukatların hukukun evrensel ilkeleri ışığı altında adaleti gerçekleştirmektir. Dolayısıyla hepimiz birlik içerisinde hareket ederek daha iyi bir adalet sistemini nasıl oluşturabiliriz? Bunun çalışması içerisinde olmalıyız. Vatandaşımız kolayca adalet hizmetlerine erişebilmeli, adil yargılama yaptığına inanmalı ve bağımsız ve tarafsız hakimler tarafından karar verildiğine inanmalı, özümsemeli. Bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman işte biz bir hukuk devleti olabiliriz. Anayasamızda yazıldığı gibi demokratik, laik bir hukuk devleti haline gelebiliriz. Bize düşen görev bu aşamada yargının kurucu unsuru olan, bağımsız savunmayı yapan, avukatların önündeki problemlerin çözümünü sağlamak ve hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda bir yargılama yapılması için adalet mekanizmasını zorlamak, teşvik etmek ve ona yöneltmektir. Ankara'da düzenlenen adli yıl açılış törenine de katılmayacağınızı daha önceden deklare etmiştiniz. Bu konuda görüşlerinizi de alabilir miyiz? Az önce de biraz bahsettim. Anayasamız kuvvetler ayrılığı ilkesi üzerine kurulmuştur. Kuvvetler ayrılığını sağlayabilecek en önemli mekanizma adalet mekanizması. Adalet mekanizması yargı ve yürütmeden bağımsız ve tarafsız olmalıdır. Yargının kendini bağımsız ve tarafsız hissetmesi veya tarafsız olması çok önemli değildir. Önemli olan halkın, vatandaşın yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna inanmasıdır. Ülkemize baktığımızda vatandaşın yargıya duyduğu, adalete duyduğu güvenin çok az sıralarda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hepimize düşen görev bu adalete duyulan güvensizliği ortadan kaldırmak ve yeniden güveni sağlamaktır. Ankara'da yapılacak olan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan bugünkü adli yargı açılışının Cumhurbaşkanlığı'nın aynı zamanda bir parti başkanı da olmasının da değerlendirildiğinden yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına aykırılık teşkil edeceği inancıyla biz bu toplantıya katılmadık. Her zaman olduğu gibi yine ilimizde çeşitli etkinliklerle adli yıl açılışını kutlayacağız.
daha doğrusu sorunlarımızı dile getirerek ne yapabilir olduğumuzu konuşacağız.